İslamiyet'te tevekkülü bozmayan tedbirin sınırı nasıl olmalıdır? Yani tevekkülü şimdi, bozmayan... Evet. Şimdi sınır. cevabı şu. Tedbir esas on, onunla bu ikinci şey bölümünde bu mümkün olduğu kadar tedbir almalı insan. Ben dedim ya biraz önce değindim. Bazen öyle vakit, öyle anlar geliyor ki tedbir edilecek şey yok. Bir şey yok. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nda o 313-300 kişiye at mı verdi hepsine? Deve mi verdi? Hayır. Kılıç mı verdi hepsine? Yok. Yok elde bir şey yok. Aslında o örnekle tevekkülü bozmayan bir tedbir. Tedbir. Yani aşırıya kaçmamak, işte dengeli. Ha, e, dengeli e, falan. yani. Ama Hı. öteki de şey değil ki ki efendim bir de e, haber almış ki onlar geliyorlar, e, Mekkiler saldıracaklar, öldürecekler. Yani Medine'nin halbuki Medine'den 100, 100 kilometre daha fazla değil mi? Efendim? Bedir e, şey gitti. Bu da bir tedbir. Medine dışına çıktı. Hı hı. Ama elden bir şey gelmiyor. Fakirlik devleti. Yani adamın çoğu yayan gitmişler hepsi. Deve bile onlara getirmedi. Ne kılıç var ne savaş şey var. Ama şunu söyleyeceğim o soru soran kardeşimi da. Elinizde tedbir varsa o mesela biraz önce ben size örnek verdim. Ben bir adamı ben bizzat görüştüm. Dedi ki ben hasta doktora gitmiyor. Hastaneye gitmiyor. İlaç almıyor. E niye almıyorsun? Dedi Allah bu hastalığı verdi. E, Bunu da ben ilaçla değil. Ona tevekkül ettim. Allah geçirecek. Allah şifa verecek. Kardeşim ama Allah sana akıl da vermiştir. İnsan işte orada tedbir almak lazım. Almamak çok zararlı olur. Efendim bazıları hatta imandan olurlar. Gittim falan iş, şey yaptım. Ben Allah'a tevekkül ettim. Allah bana yardım etmedi. E ama sen tedbir aldın mı? Ben efendim mahvoldum. Şu kadar mal şey yaptım ticaret için. Yatırım koydum. Mahvoldu hepsi benim malım mülküm. Ama sen bütün tedbirleri aldın mı? Evet. O da o önemlidir. Mesela çalışmak, hı hı. çabalamak. Eğer biri sabahleyin saat 10'a kadar uyuyorsa, işe gitmiyorsa sonucu bellidir. Vaktin yerli yerinde tedbir almak şart. Ama Allah'a güveneceksiniz. Çünkü yani... nice öyle misallarımız var. Mal mülk oldu halde başarısızlığa. Çünkü hep mala yönelmiştir mala e, şey yapmıştır, ağırlık vermiştir. Değil. Allah da ve Teala'ya dua edecek. Yani Allahu Teala'ya tevekkül ne kadar şartsa Tabii. aynı şekilde aklımızı kullanmak da şart. Kur'an-ı Kerim'in bir, bir emri. Allah'a yönelmek şart. Evet. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusu olduğu halde savaşa çıktığında düşünüyor musunuz? Burada hadis kitabında mevcuttur. Allahumme ente azuti dua ediyor Peygamber Efendimiz. Ey Allah'ım sağ kolum sensin. Ve nasiri beka ahulu ve beka asulu ve beka ukatilo. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel. Türkçesini söyleyeyim efendim. Allah'ım anta azudi ve nesiri. Ey Allah'ım benim sağ kolum sensin. Sana güveniyorum. Sana dayanıyorum. Ve nasiri. Ve benim en iyi yardımcı sensin benim Allah'ım. Ordu birlikte bakın çıkıyor artık cihada. Beka ahulu ve beka asulu. Ey Allah'ım tedbir de senin sayında Senin verdiğin güç ile tedbir alıyorum. Ve beka asulu. Senin yardımla ben düşmana karşı savaşıyorum. Ve beka ukatilo ve senin yardımcıyla ben düşmana karşı cihad ediyorum. Bunu da söylüyor bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhalde iyice anlaşıldı. Yani her ikisinin dengesini sağlamak şart. Ama eninde sonunda da yine Allah'a yönelmek lazım. Tedbir al. Çalış. Çaba harca. Her türlü tedbir. Ama bu rağmen yüce Allah'a yönelmek lazım. Ey Allah'ım bir eksiklik varsa, bir noksanım varsa Allah'ım seni unutam tedbir şey yap. Nimel Mevla ve Nimel Nasir sensin. Teşekkürler. Dinize sağlık.